Efendim, Moda TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Ne var ne yok. Ne var ne yok programının bu akşamki konuğu Turizm İşletmecileri Dernek Başkanı ve aynı zamanda Ünye Kent Konseyi Başkanı Adnan Sobi. Başkanım, hoş geldiniz. Size ilk sorum ne var ne yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. Ünyemizin de ihtiyacı olan sorulara cevap vermek için mücadele edeceğiz burada sizinle birlikte. Evet. Çünkü böyle bir programın ilk konuğu olmak, evet. Ünye Kent Konseyi Başkanı ve Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı olarak benim için bir şans olarak görüyorum. Evet. İnşallah Ünye'mizde ne var ne yok karşılıklı konuşacağız diyorum. Bizi dinleyen hem Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden hem de radyoları başında bizleri dinleyen tüm izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben de heyecanlıyım bu akşam. İlk ne var ne yok programı. Ünye'de ne olduğunu, ne bittiğini, neyin yok olduğunu, neyin var olduğunu konuşacağız. Çok güzel. Şimdi başlayalım istiyorum fazla da gecikmeden. Tabii ki. Geçen günlerde Facebook'ta bir fotoğraf paylaştınız başkanım. Bu fotoğrafta şunu gördüm. Ne var ne yok dedik ya. İşte evet. Ünye'de kışın kömür yanıyor. Kömür yanan yerler de var. Doğalgazın olduğu yerler de var. İki fotoğraf paylaşmışsınız. Evet. Birisi güllük gülistanlık. Birisinde kömür var. Kapkara bir Ünye. Evet, ne var ne yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Ünye'nin doğu yakasında kaldığım için genelde aynı cepheden Ünye'ye giriş yapıyorum her gün. Evet. Dolayısıyla Ünye'yi en güzel resmen görülecek nokta olan doğu girişinden de Ünye'ye girişte bulunuyorum. Ve bir gün baktım gerçekten Ünye'miz yoktu. Evet. Yani adeta Ünye'miz hokus pokus yapılarak yok edilmişti. Ama bu yok oluşu sağlayan maalesef hava kirliliği ve gerçekten doğalgazın yüzde oranında çok az seviyede Ünye'de kullanılması. Ben inanıyorum ki bu süreçten sonra Ünye'mizde doğalgaz hak ettiği noktaya ve abone sayısına ulaşacaktır. Sonuçta zaten abone sayısı da bunu belirleyici bir etken oluyor. Evet. Ama bir gün baktığımızda da gerçekten havanın güzel olduğunda Ünye'mizin en güzel yanı ortaya çıkıyor. Yani gerçek Ünye o koy haliyle, o çakır tepesiyle, güzelliğiyle, iskelesiyle. O fotoğrafı da gördüğümde hem bir mesaj vermek, sonuçta biz sivil toplum örgütü başkanlığı yapıyoruz. Ünye'mizi belli platformlarda temsil ediyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla Ünye'mizi temsil noktasında da ziyaretlere gittiğimizde, savunma noktasında da ayağa kalktığımızda bizi de şehrimizin desteklemesi gerekiyor. Bu anlamda Ünye'miz gerçekten doğalgaza acil ihtiyacı olan ki turizm şehri kimliği, kültür şehri kimliği ve tarih şehri kimliği olan kentimiz doğalgazı ben hak ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bir an önce de yetkililerden hem kent konseyi başkanı hem turizm derneği başkanı hem de bir Ünyeli olarak bir kentli olarak bunun aciliyet noktasında öne alınması ve bir an önce de bitirilip son abonemizi de yaptık, yenisini bekliyoruz denmesini bekliyoruz. İnşallah diyelim. Bu kesinlikle. Bizim için, Ünye için çok önemli bir şey. Tabii ki takipçisi olacağız siz, bütün bunları. STK olarak yani sivil toplum örgütü ve dernek olarak hem kent konseyi hem turizm işletmecileri derneği olarak bunun takipçisi olduğunuzu da biliyorum. Açıkçası takip ediyorum sizi. Bu takipler neticesinde Ünye'nin turizm konusunda çok çok adım attığınızı da biliyorum. Yani onu resmi paylaştığınızda size bununla alakalı tepkiler geldi mi? Şimdi şöyle başkanım, genelde nasıl olum, fark ettiniz vesaire? Olumlu demiştim. Tepkiler geldi. Çünkü biraz da şehri gerçek sorunlarını görmek için dış göze ihtiyaç var. Kentimizin evet. Dış göze ihtiyacı var. Bu vesileyle ben de şehre genelde dıştan giriş yaptığım için evet. Doğu yakasında olduğumdan dolayı bir dış göz pozisyonunda kalıyoruz. Aynı zamanda hastanenin sorunları ile ilgili biraz sonra onlarla da paylaşacağız. Gerçekten Ünye'mizde bazen yönetim kademesinde siyasi aktörler, aynı zamanda sivil toplum örgütleri başkanlarının ben sadece kendi dünyalarında değil de halkın dünyasında da gezmelerini öneriyorum. Evet. Dolayısıyla temsil noktasında sorunlara değinirken daha samimi ve daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. O yüzden bazen dolmuşa biniyorum, bazen sokakta geziyoruz hepimiz ve sorunlara dolu gözle baktığımız zaman gerçekten hem kaldırımda oluşan bir sorunu hem gerçekten şehirsel altyapıda oluşan sorunları da görmüş oluyoruz. Evet. Biz de zaman zaman hem siyasilerimize hem de yöneticilerimize mesaj vermek için bu tür paylaşımlarda bulunuyoruz. Başkanım, sizi tebrik ediyorum. Ünye için savaşıyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenler adına da teşekkür ediyorum.
Bir sorum daha olacak. Kent konseyi olarak bir çevre raporu düzenlemişsiniz. Doğru mudur başkanım? Bu kesinlikle. Raporda neler yazıyor? Doğaya zarar veren işletmeler var. Evet. Diye bir açıklama yaptınız. Çok doğru. Bununla alakalı neler söyleyeceğiz Ünyelilere? Neler yapmalıyız? Şimdi bunu özellikle basınla paylaştık. Aynı zamanda ben şu sorunun da cevabını son zamanlarda ta Kent Konseyi 2014 yılından beri kurulduğundan bu yana zaten çalışan, aktif ve kentini düşünen bir kentli olarak hareket eden bir konseydi. Ama biz bunu basınla çok fazla paylaşmıyorduk. Evet. Dolayısıyla biz son zamanlarda dedik ki konsey gerçekten çalışıyor ama bunu biz halka anlatmamız gerekir. Ve sorunlarımızı tam bir akademik ünvanlara sahip insanlarla değerlendirerek, konseyimize zaman zaman davet ederek sorunları masaya yatırdığımızda aynı zamanda hem kanuni altyapısını hem de çevresel altyapısını da görmek adına mücadeleler ve programlar yapıyoruz. Bunları bir belge olarak hazırladığımızda Ünye'nin gerçekten bir maden şehri olduğunu da görmüş olduk. Neden dersek, Ünye'miz yaklaşık 80 tane muhtarlığa sahip ama bunun %20, %25'lik köy kısımlarında maden yataklarımız var. Ve bunun çoğunluğu da kil madeni, bentonit madeni yataklarımız. Evet. Tabii ki ben buradan tekrar şunu özellikle belirtmek istiyorum. Toprağın altında atıl ve pasif konumda olan, ölü vaziyetinde kalan madenlerimizi gerçekten harekete geçirip can veren, hem sağlık yönünden hem de diğer materyaller yönünden maden ve madde haline getirip satışa sunan, ekonomik değer kazandıran bütün madencilerimize ben öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Bu demek değil ki bu raporun hazırlanmaması gerekiyor. Kesinlikle madencilerimizin yaptığı bu gerçekten güzel işten dolayı takdir ederken de aynı zamanda bu madenin getirilerinin yanında tabii ki götürdükleri de var. Ve yaklaşık 30-35 yıldır Ünye'mizde kil bentonit madeni fazlasıyla çıkarılmakta ve gerçekten ilk zamanlarda tamamen ham madde olarak gemilerle giderken son zamanlarda madde haline gelmek ve satılacak raf ürünü olma noktasında üretim noktasına geldi. Bu anlamda da Ünye'miz bir üretim merkezi haline gelmiş oldu. Ve ama belli bir rezervi zaten Ünye karşılıyor benim bildiğim, değil dünyadaki mi? Dünyadaki rezervi. Evet, dünyadaki rezerv oranının büyük çoğunluğu Ünye Fatsa Havzası'nda bulunuyor. Evet. Ve aynı zamanda da beyaz bentonit ve kaliteli bentonit sınıfında da en üst kalitede biz bentonite sahibiz. Evet. Dolayısıyla bunun biz şehirsel anlamda ve kentsel anlamda ve aynı zamanda en önemlisi çevresel anlamda daha korunaklı, daha dikkatli, daha özverili yapılması noktasında konsey olarak bir rapor hazırladık. Evet. Tabii ki bu raporu hazırlarken YİKOP'tan, valiliğimizden belgeler istedik. Dedik ki Ünye ve çevremizde bulunan Ünye sınırları, mülki sınırları dahilinde bulunan maden firmalarımızın listesini talep ediyoruz dedik. Ruhsat sahiplerinin. Evet. Yaklaşık bu listede 18 tane maden firmamız var Ünye'de faaliyet gösteren. Ünye'de faaliyet gösteren 18 adet. Evet, bir tanesi ruhsat sahibi daha aktif hale gelmemiş. Onun haricinde bu 18 tane ruhsat sahibi firmamız 14 tane mahallemizde aktif olarak maden firmaları olarak aktif olarak çalışmakta. Tabii ki çalışırken sonuçta bu maden coğrafyanın derinliklerinden ve iç kesimlerinden çıkıyor. En yakın kil madenimiz de Kavaklar bölgesindeki ana sahil yoluna yaklaşık 2,5 kilometre mesafede olan bir yerde ve bunun harfiyatla kamyonlarla taşınması ve fabrikalara veya gemilere ulaştırılması gerekiyor. Evet. Bu noktada biz bazı şeyler tespit ettik. Nedir bu? Özellikle mahalle yollarımızın ağır tonajlardan dolayı yıprandığını gördük ve biz bunu sadece kendi gözlerimizle görmedik. Konsey olarak bütün mahalle muhtarlarımızla, yani bu 14 mahalle muhtarımızla temasa geçtik. Dedik ki yıllardan beri ya da yeni açılan bir ocaktır bu. Maden alınıyor. Köyümüze, mahallemize artıları eksileri nelerdir? Yani bir SWOT analizi yaptık daha doğrusu. Çünkü bir konuyla alakalı üzerine gideceğiniz zaman hem iyiliklerini göreceksiniz hem de eksikliklerini doğru tespit edeceksiniz. Daha doğrusu biz üzüm yemeyi tercih ediyoruz. Kesinlikle bağcıyla işimiz yok ama tabii üzümü yerken de kökünden koparmadan sadece üzümünü kopararak yemek istiyoruz. Ve çevresel olarak gerçekten maden firmalarımızın biraz Ünye'mizi hor kullandığını gördük. Yani hem her yerde maden ocağımız var, kil ocağımız var. Mesela lafınızı balla kesiyorum başkanım. Çakırtepe'de oturduğum zaman çimentonun arka tarafında bir maden ocağının
görüyoruz. Evet, bari oraya da burası özellikle değineceğiz. Burası görsel olarak nasıl kapatılır? Mesela orada patlamalar oluyor, ta şehir merkezinden hissediliyor. Doğru mudur? Şimdi kesinlikle ben çok doğru. Ben hissettim vatandaş olarak. Şimdi zaten aynı zamanda Günpınar'ı muhtarımızla da konuşurken, şimdi kanun çerçevesinde patlamalar gerçekten ölçülü yapılıyor. Onda bir sıkıntı yok. Yani yapılan patlamak tamamen kanuna, nizama uygun. Ben savunduğum için demiyorum. Şimdi vatandaşlarımızı da aydınlatırken doğru bilgiler vermemiz lazım. Kaldı ki kanunun belirlediği patlama gücü standartları oradaki ev yapılarının üzerinde olduğu için hem evlerimiz de zarar görüyor orada. Evet. Dolayısıyla bu patlamanın şiddetini oradaki coğrafyanın özelliğine göre ayarlamak lazım. Kanun diyor ki her yerdeki patlamayı belli bir orana getiriyor. Evet. Sizin dağın başında yaptığınız patlama, evin olmadığı bir yerdeki patlama, evin olan bir yerdeki patlamayla aynı olmuyor dolayısıyla. Ve aynı zamanda burada çimentonun, ben burada ciddi bir eleştirisini yapacağım. Çimentomuz gerçekten Ünye'mizin sadece adını taşıyan bir fabrika pozisyonunda kaldı şu an. Yani Ünye çimentonun Ünye adını kaldırsalar Ünye'ye hiçbir faydası olmadığını göreceğiz maalesef. Ben burada çimento müdürlüğümüze şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçi maden kanununda şunu diyor. Özellikle maden firmalarının harfiyat aldıkları, maden aldıkları sahalarda rezerv bittiği zaman oraya gene eski haline, eski statüsüne, yeşil alansa yeşil alan, meyvalıksa, tarım alanıysa o alana, yani eski dokusuna kazandırma mecburiyeti var. Evet. Kazandırılmadığı takdirde de kanuni yaptırımlara peki sahip. Peki kaç senede eski dokuya kavuşacak? Şimdi şu var, istenilse yapılır. Bunun Çin'de, Avrupa'da örnekleri var. Ama bizim maalesef kanun koyucularımız kanunu koydukları hassasiyeti uygulamada göstermedikleri için ve aynı zamanda da siyasal eksikliklerden dolayı, sahipsizliklerden dolayı, mesela Athanı'nın arka coğrafyası tamamen çıplak bir arazi. Ünye'de Çakırtepe'de bir fotoğraf çektiğinizde insanlar Ünye ne güzelmiş demeden önce o araziyi görüyor. Dikkat ben çekiyor çünkü. Tabii ki ben buradan şu öneriyi yapıyorum. Bunun da örnekleri de çok fazla. Yani o coğrafyada hala maden alındığına dair söylenti var. Tamam, maden varsa hareket devam ediyor demektir ama o kirliliği kapatacak yeşil örtü nezdinde bir branda gibi ama bunun ızgara tel modunda yeşil renkli olan örtüyü, o coğrafyayı kapatacak çözümleri var. Şu kenarlarına koydukları gibi bez gibi bir şey mi? Yeşil. Bez değil, böyle yeşil örtülü, aynı zamanda çimin de üzerinde oluşabileceği, çimin ama çıkabileceği kesinlikle bir ürün. Baktığınız zaman coğrafya yeşil ama altında araçlar gene harfiyat almaya devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi istenirse bu çözüm yapılabilir. Evet. Bunun kesinlikle kesin ve hem görsel açıdan hem de çimentonun bir hassasiyete geri dönüşü açısından yapması gerekenlerden. Yani Ünye'ye bir katkı sağlamış olur. Kesinlikle. Tabii kendi havzasında zaten çimento fabrikamız dünya çapında bir fabrika. Biz, o bizim için tabii ki bir değer. Evet. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Her yeri kazabilir, her yeri açabilir ve öyle bırakabilir anlamına gelmiyor. Sonuçta konsey ve sivil toplum örgütleri ve aynı zamanda da bizim temsil ettiğimiz sahadaki, sokaktaki vatandaşımız dahi orayı çirkin bir gözle gördüğünde hepimizin eksiği olmuş oluyor. Sadece konseyin ya da derneklerin değil. Dolayısıyla buranın bir an önce çimentonun doğayı tahrip ettiğinin karşılığında kanunun da gereğini bir an önce yerine getirerek o coğrafyayı tekrar kendi dokusuna kavuşturmasını bekliyoruz. Evet başkanım, mesajlar var. İrfan Sobi, hayırlı akşamlar kardeşim, selamlar demiş. Teşekkür ederiz, İstanbul'a demiş. Sevgiler gönderiyoruz. Ali Engin, başka madenler yok mu? Hızarbaşı, Kumarlı, bakır ocakları varmış. Var. Buralarda iyi evet. Görüşü nedir başkanımızın demişler. Şimdi Ünye'miz zaten eskiden demir madenlerinin de işletildiği bir coğrafyaya sahip aynı zamanda. Evet. Yani biraz sonra belki değineceğiz ama manyetik siyah kumun oluşumuna sebep olanlardan, madenlerden biri de demir madeninin coğrafyadan sellerle, ırmaklarla gelip denizde doğal sirkülasyonuyla eriyip kum haline gelmesinden, karaya vurmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla özellikle Cevizdere Havzası'nda, cezaevi bölgesinde Ünye'nin eskiden kullanılmış gerçekten maden rezervleri olan yerler var. Özellikle demir madeni. Demir madenine, kuma da geleceğiz biraz sonra ama. Tamam. Bugün bir gezi yapmışsınız başkanım. Evet, bugün Tekkiraz Asut Mahallesi'ne bir gezi yaptık. Evet. Bu noktada bu geziyi ben gerçekten
bize sebep olan Ünye Devlet Hastanemiz personellerinden hastane müdür yardımcımız Hasan Bey'e, ben buradan Hasan Kısmet Bey'e teşekkür ediyorum. Onun duyarlılığı bizim de sahiplenmemiz sonucunda Ali Rıza Bey ile müze müdürlüğünden görevli Ünyeli hemşerimiz, onun da hassasiyetiyle gerçekten Tekkiraz'a bir gezi yaptık. Asut Hozukara bölgesine ve inanın ben buradan herkese sesleniyorum. Öyle güzel bir köprü, öyle güzel bir duyguya sahip ki ben o köprünün kesinlikle her insanın gidip orada o ırmağın sesini, Cevizdere Havzası'nın ırmağı aynı zamanda orası, Cevizdere'nin üst kolu. Görüntüye de geldi şu an, izleyicilerimiz görüyor. Evet, evet. Bugünkü bundan öğle saatlerinde çektiğimiz fotoğraflar bunlar. Bu tarihi bir köprü değil mi? Yani tarihi statüsünü zaten şu anki yaptığımız araştırmalarda ele geçireceğiz, sahip çıkacağız. Bu köprü gerçekten hem dokusu itibariyle hem de içine girdiğinizde farklı bir ruh yapısına sahip oluyorsunuz. Buna emin olun. Bence her Ünlülünün ve her Ünlü'ye gelenin bir fotoğraf karesinin olması gereken bir yer diye Tekkiraz, anlatmak Asut, istiyorum. Hozukara Köprüsü. Evet, Tekkiraz buna şimdi tarihi tescil ve koruma altına alınırken bir isim verilmesi gerekiyor. İki yakayı birleştirdiği için de buraya biz Asut Hozukara Köprüsü olarak tescillenmesini talep edeceğiz. Ve tescillendiği zaman da şimdi orada iki eksik gördük. Birinci eksik yeni cami yapılan tarafta kot farkı yükseldiğinden akarsu biraz köprünün üzerine geliyor. Köprü de ahşap köprü olduğu için yıpranma yapacak bu su zamanla. Yıkım tehlikesi oluşacak. Şu an yok ama ileride oluşabilecek bir durum. Hı hı. Tabii öngörü yaparsanız gelecekte daha sağlam işler yapmış olursunuz. Evet. O köprüye inen suyun yerinin değiştirilmesi ve üst çatısının şu an gördüğünüz gibi saç çatı, ama bunu biz Avrupa'da çok örnekler var bu tür köprülerin. Onun talebinde de bulunacağız tescilledikten sonra. Kiremitle, balık sırtı dediğimiz tam böyle dokusuna uygun kiremitle döşediğimizde o manzarayı kiremitli düşünün. Gerçekten Ünye'nin çok ciddi bir değeri olmuş olacak. Sadece Ünye'nin değil, Ordu turizminin, bölgenin değeri olacak. Sağlayacak. Bugün güzel bir gezi yaptık. İnşallah sonucu da güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada başkanımız sadece gezilerle değil, daha önceki konular da var. Güzel Kale, Kabristanlık ve Kızılkaya Saklı Kiliseler bölgesini tescillediniz. Doğru mudur? Evet, o da çok doğru. Özellikle son zamanlarda belki turizmci kimliğimin öne çıkmasından kaynaklanıyor bu. Evet. Ve Ünye'mizin de gerçekten tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin ne kadar zengin bir şehir olduğunun da bir göstergesi bunlar. Şimdi şu soru da gelebilir akıllara, insanların işte bu zamana kadar niye sahiplenilmedi denilirse. Şöyle bir şey var, kanunu sıcak takip yaparsanız hareketli hale geçiriyorsunuz. Bu 2012 yılında Kızılkaya bölgesi gene bir talepte bulunulmuş. Burada saklı kiliseler var, tarihi ve kültürel değeri var. Burayı koruma altına alalım diye. Ama maalesef takibi de yapılmadığı için askıda kalmış ve kabul görmemiş. Biz özellikle son zamanda Ünye Turizm İşletmecileri Dernek Sekreterimiz İlker Bey ile bir ziyaret yaptık oraya. Gerçekten kayanın 5-6 metre yukarısında zor coğrafyasıyla çıkılan bir noktada gerçekten geçmişte saklı gizli ibadethanelerin olduğunu biz bizzat gördük. Ama çok üzücü sahnelerle de karşılaştık. Onlardan biri neydi? Gerçekten maalesef define avcılarının hor kullanışlarını gördük. Bunu yetkililere... Deformasyon çok. Kesinlikle. Yetkililere bildirdik. Sağ olsun ben Ünye Kaymakamımıza hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız gerçekten kentine hakim bir pozisyonda. Onun da tepkisiyle biz jandarma ve emniyet müdürlerinin takibiyle, müdürümüzün takibiyle oranın önce güvenlik altına alınmasını sağladık. Ve ben buradan şunu söylemek istiyorum. Ve şöyle bir talepte ben bulundum ama buradan da deklare ediyorum. Hem define avcılarının önünü kesmek için hem de onlara belki bir tüyo vereceğim. Nedir o tüyo? Bundan sonra Ünye Kalemizde, Kızılkaya'mızda, Esen Kalemizde ki Çıngırt bizi Ünye'nin değil ama Fatsa'nın, o da bizim bir değerimiz. Buna benzer tarihi turistik değeri olan yerlerde ve aynı zamanda toz koparan mağaramızda, geçen oraya da bir gezi yaptık. Toz koparan mağaramızda foto kapan sistemiyle takip yapacağız. Yaylalarda kullanılan, evet, Ordu Valiliği'nin kullandığı. Aynen, özellikle teröristlere karşı coğrafyada, evet, zor coğrafyada teknik takibi yapmak için kullanılan hareket sensörlü foto kapanlar. Bir hayvan da geçse ekran açılıyor, kaydı yapıyor.
geri kapanıyor. Sıcak hareket geçtikten sonra geri kapanıyor. Dolayısıyla şarj ömrü de uzun oluyor. Biz bunun uydu bağlantılarıyla bu sahalara girmek istiyoruz. Buradan aynı zamanda Erenyurt Şelalemiz var. Gerçekten hem tarihi kimliği olan tam Erenyurt Kalesi'nin altında hem de doğal güzelliği olan ve aynı zamanda da maalesef definicilerin de uğrak yeri olan bir yer. Bu noktalarımıza biz fotokopanla takip yapacağız. Ben buradan herkese bunu duyurmak istiyorum. Fotokopan kaydına girilirse bu aynı zamanda resmi bir belge statüsü taşır. Ve bunun cezası ve suçun karşılığı da çok ağırdır. Evet. Ben buradan gerçekten Ünye turizminin korunursa ve sadece korunmayla değil sahiplenilirse daha iyi ileri kuşaklara taşınacağını düşünüyorum. Evet. Başkanım şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Konularla çok hakimsiniz. Teşekkür ederim. Hakimcisiniz. Seçim arifesindeyiz. Evet. Son iki gün. Kent konseyi için, Ünye için başkan adayları var. Evet. Büyükşehir başkan adayları var. Kesinlikle. Ünye için projelere vardır, yoktur bilmiyorum. Fazla da takip edemedim. Ettiklerim de var tabii ki ama bildiklerim. Kent konseyine ve Turizm İşletmecileri Derneği'ne diyeyim. Hangi başkan adayımız geldi? Size ne vaatlerde bulundu? Ünye için yani size derken. Evet. Yanlış anlamasınlar. Ünye için hangi vaatlerde bulundular? Nasıl projeleri anlattılar? Merak ediyorum açıkçası. Şimdi seçimleri biz şu gözle görüyoruz. Bir çocuk bayram geldiği zaman çok sevinir. Evet. Biz de Ünye olarak sevinçliyiz. Neden? Her seçim Ünye için yeni bir proje, yeni bir hizmet, yeni bir gelecek demektir. Biz de Ünye Kent Konseyi olarak zaten seçime 1,5 ay kala bir bildirge yayınladık. Yani kentin beklentilerini bir nebze dillendirmeye çalıştık. Dolayısıyla konseyimizi ben buradan gerçekten Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'e şükranlarımı sunmak istiyorum. Kendisi hem Ünye hassasiyetliği açısından hem de Ünye'yi takibi açısından hem konseyimizi ziyaret ederek hem de sorunları bizzat bizden dinleyerek çözüm noktasında da projeler noktasında da temennilerini ve hedeflerini ve sonuna kadar da Ünye'mizle ilgili mücadele edeceğini söyledi. Evet. Aynı zamanda AK Parti Belediye Başkan adayımız Hüseyin Tavlu Bey ve ekibi de ilçe başkanı ile birlikte defalarca konseyimize gelerek bizle istişarelerde bulundu. Yunus Zor Beyefendi Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayımız kendisine teşekkür ediyorum. O da konseyimizle ilgili ziyarette bulunup fikir alışverişinde bulundular. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımıza gerçekten sistemde bulunmak istiyorum. Nedenine gelince bir şehir sadece başkan olarak yönetilmez. Bir şehir sivil toplumla gerçekten sahasına hakim olan, önderlik yapan özellikle kent konseyleriyle yönetilir. Şimdi kent konseyini küçük bir tanım yapmak istiyorum. Kent konseyi bütün sivil toplum örgütlerinin odalar ve borsaların en üst bölümünde olan bir konsey. Yani bizim dernek üyelerimizin içinde borsamız da var, borsa temsilcimiz. Ticaret odası temsilcimiz de var. Bütün Ünye'de bulunan muhtarlıklar olsun, sivil toplum olsun, ziraat odası olsun, esnaf odası olsun. Hepsinin temsilcilerinin olduğu, daha doğrusu tam bir Ünye'yi teşkil eden. Ünye için ne yapılacaksa kent konseyinden konuşulabilen ve kent konseyinde de tartışılan ve çözümüne ulaşılabilen bir nokta. Evet. Dolayısıyla konseyin muhatap alınması demek Ünye'nin muhatap alınması ve sorunları gerçekten çözüm noktasında samimi olduğunu gösterir. Ama konsey muhatap alınmadı diye ben diğer adaylarımızı hem büyükşehir adaylarımızı hem diğer adaylarımızı tenkit etmiyorum. Ama üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Çünkü sorun noktasında sokaktaki vatandaşa sorunun ne dediği zaman o şahsi bakar. Kendi fevri sorunlarıyla ilgilenir. Ama biz Ünye'mizin bir kaldırım taşının boyundan bir organize sanayiye kadar olan en devasa ile en küçük sorununa kadar hem sahasında araştırma yapıyoruz. Hem yerinde görüyoruz hem de biz 5M1K'sını yani SWOT analizini çıkarıyoruz. Yani Ünye'nin talep ettiği bir sorunu, bir hizmetin getirisini, götürüsünü ve uzun vadede Ünye'nin kazanacaklarının hesabını yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu hesabı sokaktaki vatandaşın yapma şansı hiçbir zaman yoktur. Evet. O yüzden ben kent konseyimize daha vakit varken, şansları da varken öyle söyleyeyim biraz gülelim. Evet. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı davet ediyorum. Ve dolayısıyla konseyimiz gerçekten kentine hakim, kentinin sorunlarına hakim ve aynı zamanda da çözümlerinin de sahibi olan bir konseydir.
Bu noktada yaptığımız çalışmalar da zaten ortadadır. Hazırladığımız gerçekten raporlarımız, yani özellikle yerel yönetimlerin danışman firmalara paralarla hazırlatamadığı ve doğru raporlar çıkaramadığı noktada biz gerçekten hazırladığımız bu raporlarla hiçbir karşılık beklemeden sadece kentli olmanın gereğini Ünye ve bölgemiz için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yani ne var ne yok dediğimizde Ünye'de bir kent konseyi var. Kesinlikle ben bunun bilindiğini ama gelinmemesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir art niyet aramayalım. Yok, kesinlikle aramıyoruz. Biz ben şuradan ama aynı zamanda bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi pazar günü seçim olacak. Ben herkesin sandığa gitmesini buradan davet ediyorum. Çünkü insanlarımızın bir oyu sonuçta şöyle bir şeyde bulunabiliriz latifede. Damlaya damlaya başkan olacak. Yani evet. Ünye'de, Ordu Büyükşehir'de, ülkemizde her oy bir damladır. Dolayısıyla sel de damlaya damlaya olduğuna göre başkanlarımızı, gönüllerindeki başkanları seçeceklerini ve seçmeleri için de ne şartta olursa olsun sandığa gitmelerini öneriyorum. Herkesin seçme ve seçilme hakkı olduğu kesinlikle, gibi kesinlikle. Herkesin de pazar günü 31 Mart'ta sandığa gitmesini öneriyoruz. Başkanımız da aynı dileklerde bulundu. Başkanım şöyle devam edeceğim. Ünye Kent Konseyi'nin vizyonu nedir? Şimdi devam edelim. Orada ne var ne yok? Orada çok şey var. Gerçekten biz Kent Konseyi olarak şu an ben ekranda görülüyorsa şöyle göstereyim. Evet. Ünye Kent Konseyi 2019-2023 Kent Vizyonu diye bir belge hazırladık. Evet. Bu belgenin içi gerçekten oldukça dolu. Gönül isterdi ki bu belgenin içi hep boş olsun. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Eğer bir sivil toplum örgütü bir rapor hazırlayamıyorsa o kent yaşanılabilir ve hayat standartlarında en üst seviyede kazanmış bir kenttir. Ama maalesef Ünye'mizin dosyası biraz kabarık. Kabarık. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız var, kentimizle ilgili beklentilerimiz var, geçmişte söylenenler var, gerçekten yapılanlar da var. Yani geçmiş yönetimlerimizin ve Ünye'mizin kent kimliği kazandığı ilk günden bugüne kadar yapılan her yatırımdan dolayı elini taşın altına koyan, bir kazma vuran herkesi, ölmüşleri rahmetle anıyorum, yaşayanlara da gerçekten hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Evet. Ama Ünye Kent Konseyimiz 4Ç vizyonu adı altında 4Ç'miz var bizim ve bunların hepsi de bizim hem değerlerimiz hem de sorunlarımız. Yani burada bunlardan bahsedelim başkanım, konu başlıklı olarak. Ben ana başlık olarak bunlardan bahsedelim ama onun haricinde toplamda 26 maddelik gerçekten Ünye'mizin sorunu mu var? Sorunu değil, çözümleri de var. Yani hiçbir sorun çözümsüz değildir. Ama bu sorunları çözülebilecek hale getirecek olan da kadrolardır. Evet. Ben temenni ediyorum ki seçilecek olan kadrolar bu sorunlarımıza çözüm bulacaktır. Ve şuna emin olun, Ünye'miz gerçekten çok güzel bir şehir. Sorunları benim nezdimde çok basit. Çözümleri de bir o kadar basit. Sadece zorlaştıran maalesef yönetimsizliğin sonucu. Yani burayı, bu şehri yönetecek olan insanlar gerçekten sahanın aktörleriyle doğru temas kurarlarsa, evet, dışarıdan insanlara değil şehrin içindeki insanlarla doğru temas kurarlarsa ben bu şehrin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 4Ç vizyonumuzun birincisi çevre. Evet. Yani Ç ile başlayan ve birinci Ç'mizin çevre olduğunu söylemek istiyorum. Bu çevre tabii ki biraz önce bahsettiğimiz maden firmalarımızın oluşturduğu olumsuzlukları da kapsıyor. Ve en önemlisi de kentimizin kent kimliği kazanmasının en önemli sorunlarından biri de ve kazanmasına engel sorunlarından biri de kanalizasyon sorunumuz. Evet. Gerçekten çevresel anlamda Ünye'mizin kanayan yarası dersek o yaranın içinde biz de varız ve onda bizim de sorumluluğumuz var. Ama Kent Konseyi kurulduğundan bugüne ve derneğimiz de kurulduğundan bugüne özellikle sahil bandındaki kaçak kanalizasyonların, oteller bölgemizin, Uzunkum bölgesinin kaçak kanalizasyonları, yalı bölgemizin, Hasan Baba bölgemizin ve kaldı ki hala kaçak var mı? Maalesef çok kaçak var. Çamyar projelerinde bunlar bitti, hepsi tamam diyorlardı. Şimdi kişisel olarak değil de maalesef OSKİ, yani Ordu Su Kanalizasyon İdaresi,
maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi. Ama ben buradan şunu söylemek istiyorum. Ünye'nin verdiği su parası bizim kanalizasyonlarını 2 yılda yapabilecek pozisyonda. Değil mi? Yani Ünye kendi kendini yenileyebilecek, kendi kendine hizmetini üretebilecek ve kendi kendini geliştirebilecek gelire de sahip aynı zamanda. Evet. Siz Ünye'den aldığınız gelirleri eşit hizmet ediyoruz mantığıyla 200 bin nüfuslu Ünye'nin gelirini siz 20 bin nüfuslu, 10 bin nüfuslu ilçeyle bir tutarsanız bunun hizmet olarak dönmeyeceğini gördük ve görmeye de devam ederiz. Evet. Ama Ünye Kent Konseyi olarak gerçekten özellikle hem denizimizi kirleten hem de insanlarımızın yaşam kalitesini düşüren kanalizasyon sorununun çözümü noktasında biz Kent Konseyi olarak kurulduğu günden bugüne yaptığımız takibi bundan sonra da şiddetle sürdüreceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Çok güzel başkanım. İkinci Ç'miz çöp bölgemiz. Yani şu an belki çevre Ç'sinin içine alabileceğimiz bir sorun ama başlı başına bir alan olduğu için bunu ikinci Ç olarak aldık. Birinciyi tamamen Ünye'mizi kapsayan çevreye ayırdık. Dolayısıyla çöp alanımız sadece Ünye'mizin değil, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin giriş kapısında. Evet. Dolayısıyla olaya ve fotoğrafa doğru bakarsak bunun çözümünü de kolaylaştırmış oluruz. Eğer fotoğrafa ya 40 yıldan beri çöp dökülüyor, orası nasıl temizlenecek dersek bir 40 yıl daha bekleriz. Ama ben şahsım olarak Kent Konseyi Başkanı sıfatıyla olsun, Turizm Derneği Başkanı sıfatıyla olsun, bir Ünye'li sıfatıyla olsun, bu sorunun çözümünün de çok basit olduğunu, istenildiği zaman bu sorunun bir an önce çözüleceğini de biliyoruz. Evet. Çünkü bununla ilgili bizim bir önerimiz de var. Nedir konsey olarak düşüncemiz? Ordumuz gerçekten Türkiye'de en çok fındık üreten bir il. Evet. Aynı zamanda Ünye'mizde en çok fındık üreten ilçe. Şey olarak tonaj anlamında. Dolayısıyla ordumuzun doğu yakasında Gülyalı'da Çikolata Park adı altında bir tema park kuruldu. Evet. Ve inşaatı hala devam ediyor. Normalde bitecekti ama aksaklıklar yüzünden bitmedi. Çikolata Park orada varken biz de şöyle bir fikre sahip olduk. Fındığımızı biz sergileyemiyoruz. İnanın şu an Ordu'da bir tane fındık satan büfemiz yok. Yok. Yani bu Ordu'nun ayıbı. Bu hem Ordu'da Ordu'yu yönetenlerin belediyesinden en üst makamına kadar. İnanın bu Ordu'nun ayıbı. Geçen yaz ben bir şey gördüm meydanda. Bir beyefendi mısır tezgahı var ya satılıyor. Evet. Mısır böyle süt mısır yapıyorlar üzerine, sıcak. Evet. Şeyler döküyorlar falan. Öyle bir tezgah almış. Altına tüp koymuş. Tüpte şeker, bal, fındığı şekerlemiş, ballamış. Böyle bir aromalı, vanilyalı bir şeyler yapmış. Kendi kendine üretmiş. Bir sunum haline getirmiş. Bir sunum haline getirmiş. Böyle bir şeffaf bir kaba. İçinde aslında 20 tane ben taneye saydım. 20 tane fındığı 5 liraya. Bizim fındığımızı bize satıyor yani. Bizim fındığımızı bize satıyor. Ünye'nin damadı. Evet. Çok güzel. Akıllı bir damatmış. Şimdi çöp bölgemizin rehabilite edilerek fındık park teması adı altında bir tema parka çevrilmesini düşünüyoruz. Hem sahil bandının hem de Akçay Köprüsü'ne kadar olan Irmak Havzası'nın kenarı rekreasyon alanlarıyla yürüyüş yolu, koşu yolu, bisiklet yolu ve fındık temalı kent mobilyalarıyla, aydınlatmalarıyla, fındık şeklinde veya çotanak şeklinde büfeleriyle yani insanların Ordu'yu geçerken, Karadeniz'den çıkarken şu parkta hem gezeyim hem fındıkla ilgili ürünler, hediyelikler alayım ve Ordu'yu da terk edeyim diyebileceği çıkış kapısı pozisyonunda bir tema parka çevrilmesini düşünüyoruz. Ve bunun aynı zamanda Ordu'nun giriş kapısı olması ve coğrafyanın da sahanın dönüm olarak büyük olması bir bölümüne de ikinci bir tema olarak mini Ordu. Yani Ordu'nun gerçekten içinde barındırdığı ve Turizm Komisyonu'nun belirleyeceği 40-50 tane, 30 tane belki 52 sembol olabilir. 52 tane değerimizi mini Ordu konseptiyle oradaki tema parka yerleştirip aynı İstanbul'daki Minya Türk gibi evet. Mini Ordu'da orayı bir çekim gücü haline getirmek ve geçmişte çok kötü kokularla, çok kötü bir görselle yad edilen, gerçekten yanından dahi geçilemeyen coğrafyanın oraya insanlar para vererek, masraf ederek gezebilmek için gelmelerini sağlamış olacağız. Kesinlikle. Bu da kent vizyonu anlamında sadece Ordu'ya değil, Ünye'ye değil,
Karadeniz bölgesine hitap edecek bir tema parka dönüşmüş olacak. Evet. Öyle bir düşüncemiz var. Üçüncü çeğimiz Çınar Suyu. Aslında sadece Ünye turizminin değil, Karadeniz turizminin sinir uçlarından biri. Ve maalesef geçmişte, yanılmıyorsam sadece benim tepkim olmasına rağmen başaramadık. Büyükşehir'in yanlış uygulamasıyla halka açıyoruz derken tamamen kapatıldı. Biz burası aynı zamanda Karadeniz'in ilk kamp, karavan ve plaj alanı olduğunu biliyoruz. Evet. Ve aynı statüsüne geri dönmesini talep ediyoruz. Resmi kayıtlarda böyle. Kesinlikle. Çünkü Ünye Kent Konseyi şehrin vizyonunu arttırması lazım. En son Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun'un tam batı yakası sınırına Miliç'e bir plaj konsepti yaptı. Kamp ve plaj alanları konsepti yaptı. Emin olun Ünye'yi tercih eden, İç Anadolu'dan gelen insanların %80'i evet, geçen yaz ve önceki yaz açıldığı günden beri Miliç'i tercih etmeye başladı. Ben de neden? Gördüm. Çok güzel ışıklandırma yapmışlar. Evet. Neden? Bir, çekim gücü oluşturdu. İki, altyapı hizmetini verdi. Üç, insanların aradığını buldu. Bunların hepsinden fazlası bizim Çınar Suyu bölgemizde var. Evet. Biz buranın Ünye Kent Konseyi olarak gelişen dünyaya ayak uyduracak şekilde Aqua Park'ıyla, ben şimdi belediyemizin çöp bölgesinde Aqua Park projesini öğrendim. Onun orayla ilgili doğru olmadığını düşünüyorum. Tam olarak konsept alanı gerçekten Çınar Suyu'nun, büyük şehrin belki yap işlet devret modeliyle, belki kiralama modeliyle, evet, belki de belli bir süre anlaşma yaparak işletmeciye, özel bir sektöre kiralayarak Çınar Suyu'nu projesini kendi yaparak ve bu projenin içine de Aqua Park'ını, deniz sporlarını, iskelesini ve aynı zamanda da mavi bayraklı alacak şekilde altyapısını hazırlayacak şekilde şart koyarak, evet, ve içinde Karadeniz'de şu an tam donanımlı bir karavan parkı yok. Evet. Karadeniz bölgesinde yok. Ve bu olmazsa olmaz. İnsanların son dönemlerde gerçekten tercih ettiği kaplumbağa misali, evini sırtında taşıyan insanların, yanında taşıyan insanların sayısı oldukça çok. Çok fazla. Ve yazın, kayıtlı olduğum görüyoruz için kesinlikle onlarca insan karavan parkı yeri arıyor. Evet. Ve zaten geçmişte o statüsü olan Çınar Suyu'nun aynı statüyü kazandıracak karavan parkıyla desteklenerek, evet, iyi bir işletmeciye verilmesi ve oranın tekrar özüne, dokusuna ve halkın hizmetine sunulmasını talep ediyoruz. Ama burada şunu unutmadık konsey olarak, orada bulunan büyük şehrin bence güzel düşüncesini yanlış uyguladığı yer olarak görüyoruz. Çocuk kamp alanının, rehabilitasyon alanı, eğitim alanının gene o bungalov evlerinin taşınabilir pozisyonda, vinçlerle alınabilir. Bungalov evlerinin Asarkaya Kent Ormanı'nın eteklerinde oluşturulacak doğa park alanına taşınarak çocukları doğanın içinde rehabilite edecekler ve gerektiği zaman da yüzmeye araçlarla oraya getirecekler. Ve bu arada ne olmuş olacak? Çınar Suyu eski dokusuna ve ruhuna kavuşacak. Ünye turizmde cazibe alanı ve Karadeniz'in plaj kenti olma kimliğini artı bir değer kazandırarak Ünye'miz ve bölgemiz çok ciddi bir değer kazanmış olacak. Bu küçük bungalov evler çocuklar için mi yapıldı? Çocuklar için yapıldı. Orada yataklar var. Hiç orada kalıyorlar. Oldu mu bir organizasyon veya başka bir? Yapıldı. 2-3 senedir öğrenciler yazın 1-2 ay, yani yaz boyunca 15 günlük periyotlarla, 20 günlük periyotlarla orada kampa alınıyor. Evet. İç kesimdeki çocuklar. Düşünce çok güzel ama her düşünce güzeldir ama uygulanması yanlış olduğu zaman, evet, yanlışa döner. Dolayısıyla Çınar Suyu'nun eski konseptine dönülmesini talep ediyoruz. Ve dördüncü çeğimiz Çamlı'mız. Kesinlikle. Yani Çamlık Ünye'nin sinir ucunun merkezi. Ki bununla ilgili geçmişte yaptığımız tepkiler, ki konseyin Çamlık'la ilgili yapılacak projeye tepkisi en üst noktadan oldu ve sonucun ortaya çıkmasında hem sivil toplum örgütlerimize hem Çamlığımıza sahip çıkan her vatandaşımıza ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ünye gerçekten Çamlık konusunda farkını ve vizyonunu ortaya koymuştur. Ve biz konsey olarak da oranın yapılması noktasında, iyileştirilmesi ve halkın hizmetine sunulması noktasında, yıkılan restoranın olduğu alana tekrar bir restoran yapılması dokuya uygun, yıkılan otelin olduğu kısma da tamamen günübirlik oturma gruplarının, daha doğrusu biz daha da farklı düşünüyoruz, bağımsız oturma gruplarının, yani restorana ait olacak o masa sandalyeler ama insanlar bir şey yemek içmek zorunda olmayacak. İsteyenler
talep ettiği takdirde işletmeci oraya servis yapacak. Sadece oturma gruplarının olduğu ve aynı zamanda falezlerin olduğu coğrafyada, o alanda da özellikle belli noktalara fotoğraf ve seyir noktaları oluşturarak denizi seyretmesi, dalgayı seyretmesi ve aslında Çamlığımızın Fokfok bölgesi dediğimiz o kayalıkların olduğu bölgeyle adıyla münhasır Fokfokları olduğu iddia ediliyor. Biz bunu da unutmadık. Kayalıkların üzerine fok görselleri koyularak fotoğraflarda fokların da çıkması, bir güneşin batışında iki fokun arasına gelen güneşin yılda bir defa denk geldiğini resmederek insanlar o anı yakalamak için orada beklemeleri çok ve güzel. Onu da turizmsel potansiyel olarak sergilememiz, yani biz Ünye'mizi gerçekten vizyoner anlamda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve bunları düşünüyoruz. Yani biz Ünye'mizi düşünüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda Çamlığımız iç saha anlamında gerçekten toprak eksikliği yüzünden ağaçların kökleri dışarıda kaldı ve iyi beslenemediği için de ağaçlarımız zarar görmekte. Bunun da giderilmesi için toprakla desteklenmesi, Çamlık içinde bulunan kent mobilyalarında özellikle üzeri kapalı ve etrafı açık kent mobilyaları seçilmesini talep ediyoruz. Evet. Çünkü çam iğneleri, ağaçlardan düşen kozalaklar ve kuşlar alttaki insanlara zarar vermesin diye. Bir de Çamlığımızda bizim eski bir kuyumuz var. Evet. O kuyunun gene kör kuyu. Kör kuyu ama o kuyu geçmişte tamamen perişan haldeydi. Üzeri açıktı, risk oluşturuyordu. Ben bunu Arpacıoğlu Bey'e, Ahmet Arpacıoğlu'na ben buradan teşekkür ediyorum. Onun döneminde benim talebim üzerine üzeri dokuya kısmen uygun kapatıldı ve çıkrık koyuldu oraya. Bu yeni uygulamada oranın tekrar içinin de tamamen temizlenip suyunun tahlil sonucunda eğer içilebilir pozisyonundaysa çıkrığının da aktif hale getirilip nostaljik bir kuyudan su içme tekniğinin orada sergilenmesini talep ediyoruz. Yani oraya can vermeye gayret ediyoruz. Bu manada kuyunun tekrar aktif edilmesini istiyoruz. Ve aynı zamanda Çamlığımız büyüklük olarak ideal bir büyüklüğe sahip ve fıstık çamlarının da bulunduğu bir alan. Uygun görülürse alanında uzman veteriner hekimlerin ve ziraat mühendislerin uygun gördüğü takdirde sincap salınımıyla orada bir sincap popülasyonu oluşturulması sağlanmalı. Ağaçlarda sincap evleri yapılarak. Çok güzel olur. Ve buraya ben şurada örnek vermek istiyorum. Amerika'da Central Park'ta insanlar çimlerin üzerinde sincaplara kuru yemiş yediriyorlar. Ben o manzarayı hiç unutmuyorum. Biz bunu Ünye'de yaşatabiliriz. Ve bunun yaşandığı tek yerde olabilir Ünye'miz. Yani evet, bütün bunlarla zenginleştirerek hiç dokusuna, duygusuna dokunmadan sadece dokusunu, duygusunu severek biz Çamlığı Çamlık haline, yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Ve aynı zamanda Çamlık'la ilgili derneğimizin önceki yıllardaki önerisi, düşüncesi, konseyimizin de talebiyle, belediyemizin de çok güzel bir projesiyle gerçekten Çamlı'nın içinde bulunan tarihi mezarların olduğu bölgede mezar taşları müzesi, açık hava mezar taşları müzesi düşünüyoruz. Bu müzenin oraya kazandırılması projesi hazır. Vakıflar Müdürlüğü'nden, Koruma Kurulu'ndan onay alındıktan sonra orası sit alanı bildiğiniz gibi. Oraya yerleştirilmesi ve küçük ahşap mimaride bir mescitle o mezar taşlarının olduğu bölge korunacak ve aynı zamanda mescidin yanına bir tuvaletle de altyapı hizmeti de verilmiş olacak. Evet. Dolayısıyla Çamlığımız tam böyle yaşanılabilir bir alan haline getirilmiş olacak. Ben buradan Büyükşehir Belediye'mizin Çamlık'la ilgili macera parkı düşüncesine katılmıyorum. Katılmadığımızı geçmişte Enver Yılmaz Bey'in de projesi vardı aynı şekilde. Çünkü Çamlık gibi dokusu net olan yerlere ikinci, üçüncü bir vasıf kazandırmak gerçekten o dokuya zarar vermek anlamına geliyor. Bunun en canlı örneğini biz Boztepe'de gördük. Bu hatanın Çamlık'ta yapılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla Ünye ile ilgili yapılacak her türlü projede hem kent konseyi olsun hem Ünye halkı olsun fikrinin alınması ve bir Çınar Suyu gibi, bir Çamlık gibi, bir Aya Nikola gibi, bir Ünye Kalesi gibi, bir Asarkaya, bir Athanımız gibi bu tür coğrafyalara dokunurken bizim sinir ucumuz, kimin sinir ucuna dokunsan bir tepki verir. Önce halkın tepkisi ölçülerek ve talebi de göz önünde bulundurularak dokunulmasını buradan talep ediyorum. Yani başkanım öyle güzel şeyler anlatıyorsunuz ki etkilenmemek mümkün değil. Yani 31 Mart'ta belediye başkanı ben olsam
Yani ertesi gün yapacağım ilk şeyler bunlar olur sanırım. Çünkü Ünye'nin turizme kazanılması gerekiyor. Mesajlar var. Evet. Başkanım, belediye çalışanları yol kenarları boyu Ünye'den kavaklara kadar çöp topluyorlar. Neden deniz kenarındaki çöpleri toplamıyorlar demişler. Bununla alakalı bir çalışma başlatılmalı demiş Salih Gündoğdu. Çok doğru Salih Ahmet Bey. Ahmet Özdeğen, iyi akşamlar başkanım, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet mesajlar. Bey Batman'dan yazıyor. Öyle Batman'a mi? Sevgilerimizi gönderelim. Çok selamlar olsun Batman'a da. Başkanım, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. 45 dakikayı aştık. Ne var ne yok programının ilk konuğu oldunuz. Teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde tekrar seçimden sonra sizle ara ara programlar yapalım. Kesinlikle. Bunu şimdiden sözünü alayım. Son olarak şöyle toparlarsak ne mesaj vermek istiyoruz? Şimdi, Ünye'de neler olmalı zaten konuştuk. Ben buradan hastanemizin dolmuşların çıkmamasını tekrar buradan dillendirmek evet. istiyorum. Bugün gene yağmurda arabamla oradan geçerken yaşlı bir amca, inanın yolu karşıya zor geçti. Tek amacı dolmuşa binmekti. Bu zulmü yapmayalım. Ben buradan bütün yetkililerimize, bütün etkililerimize ve seçilecek olan başkan adaylarımıza da, başkanımıza da, büyükşehir başkanımıza da hiç UKOME'ye, şuna buna karıştırmaya gerek yok. Burada aklın yolu bir. Bu vatandaşlarımızı biz kesin çözümü yapılmadan dolmuşlar içeriye sokacağız. Hasta vatandaşımızı içeride bırakacağız. Kavaklar istikametine giderken. Dönüşte de ışıklardan içeri girecek tekrar dolmuşlarımız poliklinik binasının önünden vatandaşımızı alıp hizmetini yapacak. Evet. Hastaneler devletin gerçekten en üst noktalarıdır. Vatandaşın tutacağı tek eldir hastaneler. En önemli eldir. Bu eli maalesef devletimizin belki farkında değil, yöneticilerimizin ben bunun farkına varmasını istiyorum. Devlet hastanesine dolmuşların, ki dolmuşlarımız 25 dakika gibi bir mesafeyle gidiyor. 20 dakika hasta hasta insanlar ayakta kalabalık bir şekilde gidiyorlar. Ve dolayısıyla bu insanları, hastanede tedavisi olan insan hemen iyileşmiyor. İlacını alıyor, belki bir ay iki ay sonra iyileşecek. O sahil yolunu lütfen iki defa karşıya geçirip dolmuşa bindirmeyelim. Ben buradan gerçekten dolmuş noktasında, hastaneye hizmet noktasında bunun özellikle vatandaşımızın da talep ettiğini, istediğini biliyoruz. Bu sorunun ben aciliyetiyle giderilmesini talep ediyorum. Son olarak da gerçekten ben Moda FM ailesine, sizlere, Ahmet Bey'e ve bütün ekibinize gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Bizlerin tek sesimizi binlerce ses haline getiriyorsunuz. Hem sosyal medya aracılığıyla hem de radyonuz aracılığıyla. Bu manada Ne Var Ne Yok programının ilk konuğu olmak hasabıyla de kendimi şanslı addediyorum. Bundan sonra Ünye'mizle ilgili ne var ne yok diyecekseniz biz her zaman konsey olarak yanınızdayız diyoruz. Çok bizi dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet sevgili izleyiciler, Moda TV'den ve Moda FM'den, 88.2 Moda FM'den bizleri dinlediniz Ne Var Ne Yok programında. Bu akşamın ilk konuğum Turizm İşletmeceleri Derneği ve aynı zamanda Kent Konseyi Başkanı Adnan Sobi başkanımızdı. Bir dahaki Ne Var Ne Yok'ta görüşmek üzere diyelim. 31 Mart yaklaşıyor. Sandığa gitmeyi de lütfen unutmayalım. Lütfen esen kalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz.